Merhaba sevgili dostlar. Bugün 28 Mart 2021 Pazar. Bugün sizlere çekirdekten kendiliğinden bitmiş olan görmüş olduğunuz kiraz ağacına iki farklı teknikle aşılama nasıl yapılır onu anlatıp göstermeye çalışacağım. Anacımızın çapı kalın olan kısmına kabuk altı aşı tekniğiyle, şu görmüş olduğunuz çapı ince olan dalına ise yarma kalem aşısı tekniğiyle aşılama nasıl yapılır onu göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle anacımızı şu şekilde ben kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anacımızı kestik, hazırladık. Öncelikle ben kabuk altı aşı tekniğiyle olan aşıyı yapacağım. Daha sonra da şu dala yarım aşı tekniğiyle aşılayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kabuk altı aşı tekniğinde aşı kalemi nasıl hazırlanır onu anlatıp göstermek istiyorum. Öncelikle şu şekilde geçen senenin sürgünlerinden bir tane dal kesiyoruz arkadaşlar. Kabuk altı aşı kalemi hazırlarken öncelikle şu şekilde uç kısmından yaklaşık 4-5 santim yukarıdan şekilde yontuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yatay kesik atıp şu kısmı da anaca düzgün otursun diye düzeltiyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalem, aşı kaleminin yarısına kadar aşağı yukarı, hatta biraz yarısından fazla da olabilir. Bu anacımızın kabuğunun kalınlığıyla da ilgili olan bir şey. Bunu biz ona göre ayarlıyoruz. Yarısına kadar yonttum ben. Bir arka kısmı kabuğuyla kaldı arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyoruz. Ben şu ışık kısmına da kılavuz olması açısından biraz daha inceltiyorum. Yontuyorum. Çok yarım santim kadar. Buraya kabuğun altına girerken kolaylık olsun diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşı kaleminin yarısına kadar yonttuk. Arka tarafına kabuk bıraktık. Uç kısmından hafif incelttik. Şimdi 1, 2, 3, yaklaşık 4 göz yukarıdan ben bunu kesiyorum. Tabii bu aşı kaleminin gözlerinin bulunduğu noktaya göre değişebilir. Bazen 3 gözde bırakabilirsiniz. Mesafe uzun olur, 3 göz olur. Ben 4 gözlük bir kalem hazırladım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, aşı kalemini hazırladık şu şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer aşamada aşı kalemi anaca nasıl yerleştirilir onu göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, aşı kalemini yerleştirirken öncelikle şu şekilde bıçağımızın yardımıyla anacımızı bir tane çizik atıyoruz arkadaşlar, düzgün bir şekilde. Daha sonra tornavida yardımıyla anacımızın kabuğunu kaldırıyoruz hafiften arkadaşlar. Bu şekilde. Aşı kalemini kabuğumuzun altına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşı kalemini bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi, anacımızın kabuğuyla aşı kaleminin kabuğunun birbirine temasını sağlamak. Bu teması sağlayamazsak aşımız tutmaz. Eğer teması düzgün bir şekilde sağlarsak aşımız büyük oranda tutacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer aşı kalemlerini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ben burada ağacımızın çapı yaklaşık 10 santim. Bu çapta bir ağaca yaklaşık 4 tane kalem yerleştirmeyi düşünüyorum. Tabi çapı biraz daha küçük olsa kalemi azaltabilirdik ya da daha kalın çapta bir ağaç olsaydı kalemlerimizin sayısını artırabilirdik. Yine bıçağımızın yardımıyla şu şekilde bir tane çizik atıyorum. Daha sonra tornavidayla hafiften kabuğumuzu kaldırıyoruz arkadaşlar. Kabuğumuzu kaldırdıktan sonra şu şekilde şuraya kalemi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çakıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci kalemimizi de bu şekilde yerleştirdik.
Evet arkadaşlar, şimdi diğer aşı kalemlerini de hızlı bir şekilde ben yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, aşı kalemlerini yerleştirdik. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada aşı kalemleri ve anacımız hava alıp nemini kaybetmesin diye şu görmüş olduğunuz streç filmle ben sarma işlemi yapacağım. Evet arkadaşlar, sarma işlemini tamamladık. Şimdi farklı bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada ben yine anacımızı bu kısmını poşet takıp içine toprakla dolduracağım. Yine bunu yapmamızın sebebi aşı kalemlerini dış etkenlerden korumak. Ben bu işlemi yaparken görmüş olduğunuz gibi bir fide poşeti kullanıyorum. Şu şekilde bir tarafı açık, diğer tarafı kapalı. O yüzden şuraya şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra gördüğünüz gibi boru şeklinde iki taraf açık bir şekil aldı. Şimdi bunu buraya şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir ip yardımıyla bunu sağlamlaştırıyorum. Poşetimizi bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, iple bağladıktan sonra poşetimizi buraya yerleştirme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi sırada içine toprak doldurmak var. Ben içine normal bahçe toprağı dolduruyorum. Herhangi bir özelliği olan bir toprak değil. Sadece taş çakıl olmamasını dikkat ediyorum. Şu şekilde, dikkatli bir şekilde dolduruyoruz. Burada aşı kalemlerini zarar vermeden, yerinden oynatmadan doldurmayı dikkat edelim. Çünkü doldururken eğer aşı kalemlerini yerinden oynatır, kabukların temasını bozarsak aşılarımız tutmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toprak doldurma işlemini bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi sadece aşı kalemlerinde birer tane yaprak gözlerini dışarıda bıraktım. Diğerleri toprağın içinde kaldı. Evet arkadaşlar, toprak doldurma işlemini tamamladık. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Son aşamada şöyle elimde su tut diye tabir edilen bir plastik boya var. Boyayla aşı kalemlerin üzerine kapatacağım. Bunu yapmamın sebebi de aşı kalemleri sıcaktan etkilenip nemini kaybetmesin diye yapıyorum bu işlemi. Bu tür kimyasalları da aşılarda sadece aşı kalemlerinin üzerine kapatmakta kullanıyorum. Başka da hiçbir işlemde kullanmıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aşı kalemlerinin üzerine boyayla kapattıktan sonra kapuk altı aşı yapım işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi aynı anaç üzerinde görmüş olduğunuz şu dala yarma aşı tekniğiyle kalem aşısı yapacağız. Daha önce baştan da söylediğim gibi aynı anaç üzerinde iki farklı teknikle aşı yapmış olacağız. Bunu da sadece sizlere göstermek için bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yarma aşı tekniğiyle aşı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde bir tane bıçak, bir keser var. Bıçak ve keser yardımıyla öncelikle anacımızı şu şekilde yarıyoruz. Evet arkadaşlar, yardık. Yarma işlemini yaptıktan sonra şimdi aşı kalemini yerleştirme işlemine geçiyoruz. Bundan önce ben sizlere yarma aşıda aşı kalemi nasıl hazırlanır onu anlatıp göstermek istiyorum. Yine geçen yılın sürgünlerinden şu şekilde bir tane kiraz dalı kesiyoruz. Bu dalı kestikten sonra şu şekilde yaklaşık şu uç kısımdan 4-5 santim yukarıdan yontuyoruz arkadaşlar.
Bu işlemi yaparken şöyle kalından inceye doğru yontuyoruz. Evet arkadaşlar, yontma işlemini işte bu kısımdan şöyle yontuyoruz. Daha sonra tam arka kısmına denk gelen bölümden yine bu şekilde yontuyoruz. Şu arka kısmında kabuk bırakıyoruz. Bu kısımda bırakmıyoruz arkadaşlar. Bir üçgen şeklini aldırıyoruz. Evet arkadaşlar, aşı kalemini bu şekilde hazırladıktan sonra ben 1, 2, 3, 4 göz bırakıp kalemimi kesiyorum. Yaklaşık 15 santim boyunda bir kalem oldu. Kalemimizi hazırladıktan sonra diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Tornavida yardımıyla anacımızın yarmış olduğumuz bölgeyi biraz daha açıyoruz. Evet arkadaşlar, kalemimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, şu anacımızın kabuğuyla aşı kalemlerinin kabuğunun birbirine temasını sağlamak. Gördüğünüz gibi burada iki kabuk da şu şekilde düz bir şekil aldı. Her zaman söylediğim gibi en çok dikkat etmemiz gereken nokta aşı kalemin kabuğuyla anacımızın kabuğunu temas ettirmek. Bunu sürekli vurguluyorum. Eğer bu kabuklar temas etmezse aşımız tutmaz arkadaşlar. Çünkü bu teması sağlamamız lazım ki kalış oluşumu başlasın ve aşımız tutsun. Evet arkadaşlar, ben eğer bu aşı kalemi tutmazsa diye ikinci bir aşı kalemi daha yerleştireceğim. Bunu yapmamın sebebi de eğer bu aşı kalemi tutmazsa diğeri tutsun. Biraz daha işimizi garanti almaya çalışıyoruz. O yüzden ben bir tane daha aşı kalemi yerleştireceğim. Sizler tek kalem de yapabilirsiniz. O artık sizin tercihiniz. Evet arkadaşlar, diğer kalemimizi de hazırladık. Şimdi onu da yerleştirme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci kalemimizi de yerleştirdik. Yine gördüğünüz gibi kabukları birbirine temas ettirdik. Evet arkadaşlar, şimdi aşı kalemlerini yerleştirdik. Diğer aşamaya geçiyoruz. Diğer aşamada yine streç filmle sarma aşaması. Bunu niçin sardığımızı sizlere kabuk altı aşı kalemlerini yerleştirirken anlatmıştım. Evet arkadaşlar, streç filmle sarma işlemini tamamladıktan sonra şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada bir tane plastik pet şişeyi bu kısma takıp içine toprakla dolduracağım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi küçük bir pet şişesi. Bu pet şişesinin altını ve üstünü makasla kesiyorum. Evet arkadaşlar, pet şişesini buraya bu şekilde takıyorum. Şu şekilde bir ip yardımıyla sıkıca bağlıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pet şişeyi buraya taktım. Şimdi içine toprakla dolduracağım. Evet arkadaşlar, toprağımızı yine şuradan şu şekilde alıp dikkatli bir şekilde içine dolduruyorum. Evet arkadaşlar, toprak doldurma işlemini de tamamladık. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada şu görmüş olduğunuz su tut diye tabir edilen plastik boyayla ben aşı kalemlerinin üzerini şu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar, boyayla aşı kalemlerinin ucunu kapatma işlemini tamamladık. Böylece aşımızın yapım işlemini bitirmiş oluyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili dostlar, merhaba. Bugün 18 Haziran 2021 Cuma. Bugün buraya 28 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğumuz kiraz aşılarını kontrol etmek amacıyla geldik. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz aşılar tutmuş arkadaşlar.
Yapılışında da izlediğiniz gibi bu ağacımızda iki farklı aşı tekniği uygulamıştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yarım aşı tekniğiyle yapmış olduğumuz aşılar bunlar arkadaşlar. İki aşı kaleminin ikisi de tutmuş. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz çapı kalın anacımıza ise kabuk altı aşı tekniğiyle 4 tane aşı kalemi yerleştirmiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 aşı kaleminden 3 tanesi tutmuş arkadaşlar. Bir tanesi tutmamış, şu tutmamış arkadaşlar. 1, 2, 3, bu üçü tutmuş. Aşılarımızı incelediğimizde aşılarımızın sağlıklı bir şekilde gelişip büyüdüklerini görüyoruz. Sizler de doğru zamanda uygun aşı kalemi ve biraz dikkat sayesinde bu şekilde aşı yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.